Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve OpenComputers tanıtımımızın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve karşınızda bir adet bilgisayarım var. Evet. Şimdi bu bilgisayarda ne yapacağız? İlk önce önceki bölümlerde ne yaptık onları bir gözden geçirelim. Farklı bilgisayar tiplerini tanıdık. Bilgisayarın ne işe yarayabildiğini gördük. Komponentlerin ne olduğunu az buçuk anladık. Az buçuk. Onlara daha detaylı girişeceğim. Serverları tanıdık, network'ü anladık vesaire vesaire. Ve şimdi bunları biraz pekiştireceğiz. Neyle pekiştireceğiz? Nasıl program yazacağımızı öğrenerek. Ancak bu videoya başlamadan önce ufak bir detayı hatırlatmak istiyorum. Bu Lua programlama dilini öğretecek bir video değil. Kesinlikle değil. Video ile zaten programlama dili öğrenilmez. Bu videoda öğreneceğiniz şey OpenComputers'un Lua'da yaptığı biraz farklı detaylar. Yani burada dikkat etmeniz gereken şeyler ve kullanacağınız şeyler. İlk olarak basit bir Lua programı yazalım. Bir Hello World programı yazacağım. Edit burada kullanacağımız program. Edit bizim metin editörümüz. Test.lua. Bu arada nokta lua'sını yazmanıza gerek yok. Hatta yazmayalım. Test. Ve print Hello World ya da Türkçe olsun. Merhaba Dünya. Ctrl+S'ye bastığımda programı kaydedecek. Ctrl+W dersem eğer programdan çıkış yapacak ve test dosyamızı çalıştırdı. Şimdi tekrar edit test diyelim. Ben bunu Hello World, yani Merhaba Dünya demesinden daha karmaşık bir şey yapmasını istiyorum. Ben bunun Redstone sinyali vermesini istiyorum. Redstone IO'muzu koyduk ve Redstone lampimizi de koyduk. Bunun için normalde yapmam gereken şey ne? Component.redstone.set output yukarısında olduğu için 1 ve gücü 15 olsun. Yukarısı 1'e tekabül ediyor. Şimdi buna Ctrl+S yapıp çalıştırırsam eğer hata verecek. Komponent dediğin şey neyi bilmiyorum diyor bana program şu an. Hacı, bu komponent dediğin şey ne? Bana anlat onu. Anlatacağız. Edit test. Evet, programa komponentin ne olduğunu göstermem lazım. Bunun için local component require component ve eğer şimdi bunu çalıştırırsam hiçbir hata vermeden bu redstone'u lambasını çalıştıracak. Hatta lamp daha rahat görünsün diye şunu kullanalım. Evet, çok daha net görülüyor. Ama şimdi bunu yaptık ancak bunu da yapmanın biraz daha kolay yöntemleri var. Mesela component.redstone diye yazmak istemiyorum her seferinde. rs diyelim. Eşittir. Evet, rs yazdık ve buna component.redstone ve eğer şu baştaki component.redstone kısmını rs yaparsam ctrl ve tabii ki de önce bir redstone 1.0 up. Tamamdır. Bunu temizledik. Şimdi test diyelim. Valla aynı sonucu verdi. Ancak biraz daha fazla komut yazdım görüyorsunuz. Evet, ekstra bir satır ekledim. Demin buraya yazdığım şey sadece şuydu. Şuraya da yer alıyordu. Ancak ekstra bir satır ekledim ve ekstra şeyler ekledim. Bu nerede yarayacak? Ben Redstone'la 20 farklı komut vermem gerektiğinde bir program içerisinde Bu programın boyutunu 2 katına çıkartacak diğer türlü. Fakat sadece tek bir ekstra satır ekleyerek bundan sonra her component.redstone yazmam gerektiği yere sadece rs yazacağım. Yani bunu 20 kere tekrarlamam gerektiği takdirde bu çok daha verimli bir yöntem. Hatta 2 kere tekrarlamam gerektiği yerde bile çok daha verimli bir yöntem. Evet. İlk aşamamız bu. Şimdi ben başka bir şey daha yapmak istiyorum. Rs set output 1.0. Program başladığında Redstone'u resetleyecek. Ancak ben bu bir başka Redstone sinyali aldığında, yani herhangi bir Redstone sinyali aldığında bunu tekrar açmasını istiyorum. O zaman ne kullanacağız? Eventleri kullanacağız. Eventlerin ne olduğuna biraz size değindim Network olayında. Hatırlarsanız bir server üzerinden diğerine network sinyali gönderiyordum. Ve bunu karşı taraftan almak için eventleri kullanmıştım. Eventler nedir? Eventler tamamen bilgisayarın kendi içerisinde ya da dışarısıyla iletişim kurmak için kullandığı yöntem. Redstone sinyalim değişti. Bu bir event verir. Hard disk mi takıldı? Yeni bir donanım mı takıldı? Bu bir event verir. Bir donanımda bir olay mı değişti? Bu event verir. Gibi gibi. Network sinyali mi geldi? Event verir. Ve siz bu eventleri takip ederek tamamen bilgisayarın farklı koşullarda farklı işler yapmasını sağlayabilirsiniz. Ve ben şu an .pull. Bu tamamen eventleri çekiyor. Bunu böyle koyarsam bilgisayar şu an herhangi bir event aldığı takdirde buna klavye darbeleri de dahil ya da player'ın dokunması da dahil direkt sinyal verecek. Yani direkt programı devam ettirecek. Ben şu an herhangi bir sinyal aldığında programı devam ettirmesini istiyorum. Event alana kadar bu program burada duracak. Eğer buraya Redstone dersem o zaman yaptığı şey şu oluyor. Event'in içerisinde Redstone adı geçen bir modül var mı? Nasıl? Event'i veren modülün adında Redstone geçiyor mu ki burada geçiyor. Evet. Ctrl+B. Çalıştıralım. Ancak hata alacağız. Şu an bana dediği şey. Hacı event ne? Bana event'in ne olduğunu öğret. Ben de diyeceğim seve seve. Local event eşittir require event. Event diye bir kütüphanem var benim. Sen bu kütüphaneyi çekeceksin. Ctrl+S, Ctrl+V ve test. Gördüğünüz gibi şu an çalışmıyor. Ancak bunu çevirdiğim anda programı devam ettirecek ve voilà. Şimdi kütüphaneler neler? ls/lib. Buradaki her şey birer kütüphane. Gördüğünüz hani event kütüphanemiz burada. Component sistemin kendi içerisinde yer alan bir kütüphane. O yüzden bu burada yer almıyor. Bunun yanı sıra RC kütüphanesi, bu bayağı bazı şeylerde işinize yarayacak bir şey. Term vesaire vesaire. Bunlar çeşitli kütüphaneleriniz. ls/ burada başka kütüphaneleri de görebilirsiniz. Daha sonra başka programları da görebilirsiniz burada. Lib bizim kütüphanelerimizin yer aldığı yer. Eğer olur da ihtiyaç duyarsanız bir kütüphane yazmanız gerekirse bunları lib klasörüne atacaksınız. Require komutu o lib klasöründen size kütüphanelerinizi çekecek. Evet, şimdi gelelim programımızı biraz daha geliştirmeye. Ben her seferinde side'ın hangisi olduğunu 1, 2, 3, 4 diye belirtmek istemiyorum. Local side eşittir Sides. Sides diye bir API'miz var bizim. Ve bu tamamen yönleri belirtiyor. Up. Ve Ctrl+V. test. Birebir aynı iş yaptı. Bu arada benim kendi kişisel tercihim side API'sini pek de kullanmayı tercih etmeyin. Bunun yerine numaraları yazmanız daha verimli olabilir. Fakat bazı spesifik işlerde side API'sini kullanmanız gerekebiliyor. Aklınıza bulunsun. Bir de biraz daha kolay. Aynı şekilde Color API'si de geçerli. Evet. Bu basitçe program nasıl yazılır. Ve şimdi ben buraya bir... Ne yapabilirim? Ben bunu bir local olarak alabilirim. Şimdi öncelikle bir şey bakalım. CTRL ve Lua. Event.pool bir Redstone event'i pull'ladığında ne verileri alıyor? Tabii. Başına koymamız gereken önemli bir şey var. Eşittir. Evet. Event'ın adı Redstone Change. Redstone yapıp herhangi bir Redstone sinyali değişti. Burası gelen aygıtın adı, yani şunun adresi. Bu side'ı. Bu önce... Bak, buna emin değilim. Ve bu da gücü. Evet. Değişim bu şekilde şu an. Evet, hemen baktım. Bu eski değeri. Yani 0'dan 255'e çıkmış. Bu arada 255 tamamen bilgisayar Bundled Redstone'la beraber algılanan güç. O zaman ne diyoruz? Evet. Edit, test. Ben buraya local alt tire yeah. Hatta dur. E ve Y olsun. Eşittir event.pool. Tamamdır. Bunun olayı nedir diye soracak olursanız. Şöyle oldu. Demin görmüş olduğunuz 4 aşamadaydı. Sinyali veren şey neydi? Sinyali alan modülün adresi neydi? Önceki değer neydi? Sonraki değer neydi? Ben şu an bu değerlerin her birine bir isim verdim. Tabii ilk ikisine isim vermedim. Onlar alt tire olarak geçiyor çünkü onları kullanmayacağım. Eğer kullanmak istiyorsanız onlara bir isim verebilirsiniz. Hatta bunları eski yeni diye adlandıralım. Eski değer ve yeni değere eski ve yeni adlarını vereceğim. Eğer ben bundan sonra bir programda bundan sonra devam edecek şekilde gidersem eğer, şöyle diyelim, eventimizi aldık. Ben o eventteki değerlerden birini kullanacağım. Bundan sonra her seferi için ayrı ayrı bunu çağırmama gerek yok. Programın devamı için. Direkt buraya yeni değerini verdik. O yeni değeri atanıyor. Ve artık yeni diye yazdığımda tam olarak hatta print... Yeni. Bu arada dikkat ettiyseniz bunu tırnak içinde yapmıyorum. Çünkü eğer tırnak içinde yaparsam direkt sadece yeni yazacak. Bu şekilde yazdığım takdirde direkt yeni değerini yazıyor. CTRL-S, CTRL-V. Test. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Ups. Burada bir hata var. Yanlış değeri mi girdim? Olabilir. Print yeni. print eski CTRL'si CTRL-V. Çünkü print yazmışım. Evet. Biraz karmaşıklık var burada şu an. Ama basitçe konsepti anladınız. Bunları kullanarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Mesela benim bir programımda yaptığım bir şey. Network sinyali üzerinden ben bir şey çekiyorum. Mesela evet, network event'i verdirtelim buna. Ama tabii öncesinde network event'inin neler verdiğine bakmamız lazım. Ya da Lua eşittir event.pool. Tabii öncelikli olarak bir adet wireless network kart takalım sana. Ups, internet kartını çıkarttım. Component.network .open 1. Tabii. CTRL-C. Lua'yı bir tekrar başlatalım. Comp. Ya da bilgisayar yeniden başlatmam gerekecek. Çünkü network kartını henüz tanımamış. Evet. Lua. Component. Modemdi çünkü. Open 1. Tamamdır. 1'i açtık. Şimdi ben kendime bir tablet alayım. Bu açıda dursun. Eşittir event.pool Evet. Adında network geçen bir event çekmek istiyorum. Component.modem Broadcast 1 Hello. Evet, sanırım event'in adı neydi? Güzel soru. Evet. Gene benim hatam. Çünkü çekmemiz gereken mesaj modem mesaj. Lua. Component.modem.open 1 Component.modem pardon event.pool modem. Evet, adında modem geçen bir eventimiz var. Tabii ki de başına eşittir koymadığımız takdirde bize sonucu göstermeyecek. Evet, şimdi modem mesajımız. Yani modem mesaj komponentin türü. Bu alan adres, bu gönderen adres. Yani bunun network kartının adresi. Bu kanal. Birinci kanaldan yolladık. Bu ise tamamen uzaklık. Blok mesafesi. Bu da mesajımız ve bu arada bu mesajı birden fazla yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki farklı değer. Şimdi CTRL-C edit test. Gelelim. Modem. If. Evet. Bir adet if koyacağım. Evet, tabii ki de dur. Evet. İsim gönderen, isim alan, gönderen, kanal, mesafe, sinyal. Evet. If sinyal eşittir. Ne haber? Then and. Ve hatta bunu bir evet. Bu sonsuza dek tekrarlanacak. Ctrl+S, Ctrl+V. Evet, test diyelim. Evet, hata yapmışım. Evet, shit çünkü. Ne haber? Evet, çalıştırdı. Tabii ki de programı hatalı kodladığım için bu sonsuza dek çalışacak. Ama konsept buydu. Edit test. Ben bu sonsuz döngüyü bir kaldırayım. O tamamen biraz uğraştırıyor. Ctrl+S, Ctrl+V ve test. Ve sinyal değil. Nabe olsun. Hayır. Almadı. Ama bunu tekrar naber yapalım. Gene almadı. Çünkü yaptığım önemli bir hatayı daha hatırladım. Edit test. Burada önemli bir detay daha var. Farklı bir komponent kullandık. Local modem eşittir component.modem. Ve benim başlangıçta modem.open kanal 1'i açmam lazım. Değil mi? Evet ve şimdi test dersek valla. Tekrar test diyelim. Ne haber diyelim bu sefer. Çalışmadı. Hayır dedi bana. Tekrar ne haber diyelim. Şimdi çalıştı. Evet, olay basitçe bu. Programları yazarken bu detaylara dikkat edeceksiniz. Evet, bu arada bu videoda önemli bir soru sormam lazım. Size mümkün olduğunca çoğu komponentin detaylı kullanımı üzerine bir video çekeyim mi? Mesela modem komponenti. Merak etmeyin, bu kadar hata yapmayacağım. Ya da redstone komponenti. Data komponenti. Robot komponenti. Inventory Controller komponenti. Database komponenti. Vesaire vesaire. Bunlar hakkında detaylı bilgilendiriciler yapmamı ister misiniz? Yani komponentin her komutunun ne işe yaradığı. Mesela gidip eğer şuradan bakarsak get bundled output, get comparator input vesaire vesaire gibi. Bu tarz şeyler ister misiniz? Eğer isterseniz bu video altında yorum olarak söyleyin. O zaman ona göre ayrı bir videoyu, her biri için ayrı bir video yapacağım. Sürelerine göre bazılarını birleştirebilirim, bazılarını birleştirmem vesaire vesaire. Ama basitçe program yazışımız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.